Arkadaşlar, bugünkü konu başlıklarımız, burada yer alan başlıklar, normal şartlarda Tulum'un söylediği gibi iki dönem boyunca anlatılan bir dersi yarım saat 45 dakikaya sığdırmak biraz problemli bir durum. Ben bir miktar bir çerçeve çizeceğim size. Yani detaylarıyla canlılığın başlangıcı, evrimi, jeolojik devirleri, klima devrimi vesaire anlatma şansım yok burada. Sadece bir takım başlıklara değineceğim. Ve sanırım bir miktarda terim bombardımanına tutmak zorunda kalacağım sizi. Bu daha sonra yapacağınız evrim araştırmaları ya da evrim okumaları için en azından size bir yön çizmiş olur. Bir takım başlıklar konusunda fikir sahibi olmuş olursunuz. Şimdi ilk olarak canlılığın ortaya çıkışıyla başlıyoruz. Aslında canlı dediğimiz canlılık kavramı tamamen biyolojik anlamda belli kolaylıkların sağlanması için uydurulmuş diyeceğim bir terim. Normal şartlar altında canlı ya da cansız olarak ayırabileceğimiz varlıklar yok. Çünkü tamamen burada atomların belli kimyasal bağlarla farklı şekillerde bir araya gelmesinden ortaya çıkan bir takım sonuçlar var. Ve biz bunların işte organik moleküllerine canlı diyoruz, inorganik moleküllerine cansız diyoruz. Aslında bu kadar basit. Her şey atomların belli kimyasal bağlarla birbirine bağlanmasından ibaret bir şey. Aslında canlılığın oluşumu, canlılığın cansızlıktan oluşumu abiyogenezin, abiyogenez kuramına dahilinde olan bir konu. Normal şartlarda evrim türleşmeyi inceleyen bir alan. Ama evrimi bir miktar anlamak için hani canlılığın cansızlıktan nasıl evrildiğinde evrildiği konusunda da bir fikir sahibi olmak gerekiyor. Canlı cansız ayrımında temel olarak organizasyon ve aktivite önemli. Organizasyonda işte bütünlüğünü belli bir düzeye kadar koruyabilen ve dış etkenlere karşı dağılmamayı sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. Aktivitede bu organizasyon içerisinde hayatta kalma ve üreme aktivitelerini sürekli olarak gerçekleştirebilme durumundan bahsediyoruz. Bu iki koşulun bir arada olduğu durumlarda da canlılıktan bahsediyoruz. Ama bunlardan bir tanesinin var olması canlılık kavramının var olmasına yetmiyor. Mutlaka ikisinin de bir arada olması gerekiyor. Burada bu canlı cansız ayrımını belirleyen şey de aslında kimyasal evrim. Sonuçta kimyasal evrimi sadece canlılar değil cansızlar da geçiriyorlar. Farklı etkiler altında farklı tepkimelerle farklı atomlar bir araya geliyorlar ve bu kimyasal evrim sonucu, farklı kimyasal evrimler sonucunda da canlı-cansız kavramı ortaya çıkıyor. Organik moleküller canlılığın var olması ve canlılığın sürdürülebilmesi için gereken kimyasal moleküllerdir. Biz organik molekülleri gördüğümüzde canlılıktan bahsedebiliyoruz. Bunun temel yapı taşları da karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve nükleotitler. Şimdi burada çok kısa başlıklar halinde, temel işlevlerini falan anlatma şansım olmayacağı için çok kısa başlıklar halinde geçmek durumunda kalacağım. Demin bahsettiğim işte farklı kimyasallarla bağlanma şekli. Burada 6 tane karbon, 12 tane hidrojen ve yine 6 tane oksijen atomunun farklı şekillerde bir araya gelmesiyle işte glukoz ve fruktoz temel karbonhidrat yani şeker yapılarını görüyoruz. Bunlar başka türlü bir araya geldiklerinde de farklı moleküller ortaya çıkmış oluyor. Karbonhidratlar temel enerji kaynakları. Proteinler de amino asitlerin ucuca gelmesi ve birleşmesi sonucu oluşan atom kompleksleri. Yine farklı bileşimler, farklı kimyasal bağların bağladığı atomlar da farklı proteinlerin oluşmasına ve farklı işlevler kazanmasına neden oluyor. Proteinlerin temel işlevleri enzimleri oluşturmak ve tepkimelerin hızlarını kat be kat arttırmak oluyor.
Lipidlerde bunlar ilk hücresel yapıların etrafını çeviren zarlar aynı zamanda. Bu nedenle çok önemli. Glisterol ve yağ asitleri olmak üzere iki temel yapı taşından oluşuyor. Küreseller, tüm lipidler küresel bir yapı alıyorlar ve çift katmanlı bir zırh oluşturuyorlar. Bu zırhtan kaynaklı olarak da zaten ilk hücreler bu zırh içinde başlıyor. Ve tabii ki nükleotitler var. Daha sonra DNA konusunda biraz daha detaylı değineceğimiz. Bunu tekrar tekrar her yerde şey yapıyorum çünkü canlılık dediğimiz şey, canlı organizmalar dediğimiz şey böyle muazzam mistik yapılar değil. Sadece atomlardan bir araya gelmiş bir kaya parçasından aslında çok da farklı olmayan yapılar. Sadece kimyasal farkları var. Bu kimyasal bağlardan oluşan farkları var. Örneğin şey, demirin oksitlenmesi, belli bir kaba demiri koyduğunuzda ve belli bir süre beklediğinizde oksijenle giren tepkimesinden dolayı bir süre sonra oksitlenmeye başlar. Ama aynı oksijen işte karbon, azot ve hidrojenle tepkimeye girdiğinde size glikozu oluşturur. Farklı sayıda karbon, azot ve hidrojenle. Neticede aynı maddeler, farklı kimyasal bağlar söz konusu. Büyük moleküllerin oluşabilmesi için aktivasyon enerjisinin çok yüksek olması gerekiyor. Dünyanın ilk oluşumunda bu aktivasyon enerjisini dünyanın kaotik ortamı sağlıyordu bir şekilde. İşte ciddi yıldırımlar, göktaşları, volkanik patlamalar vesaire bunlar çok ciddi aktivasyon enerjisi yaratıyordu. Daha sonra evrimle birlikte işte modern organizmaların oluşmasıyla birlikte bu aktivasyon enerjisinin yerini enzimler almaya başladı. Yani bu tepkimeleri enzimler sağlamaya başladı. Yaklaşık canlılığın oluşması 3.8 milyar yıl öncesine gidiyor ve 600 milyar milyon yıl gibi uzun bir sürede canlılık çevresel koşulların etkisiyle oluşmaya başlıyor. Demin bahsettiğimiz gibi dünyanın ilk oluştuğu zamanlar ısı, ışık, radyasyon gibi etmenler bugünkünden çok daha şiddetliydi. Ozon tabakasının olmamasının çok ciddi bir etkisi vardı. Çünkü güneş ışınları direkt dünyaya yansıyordu. Ve bu kaotik ortamda kimyasal tepkimelerin haliyle doğasının değişmesine neden oldu. Bu etkenler sayesinde, bu yüksek aktivasyon enerjisi sayesinde amino asitler, şekerler ve diğer moleküller, organik moleküller oluşmaya başladı. Bunlar tamamen kendiliğinden oluşan, tesadüfen oluşan yapılardı. Yine söylediğimiz gibi bugün de bu yüksek enerjiyi enzimler, hücre içindeki enzimler sağlıyor. Şimdi... Karbonhidrat, şeker gibi metabolik yapıların oluşmasında çok problem yok. Bunlar kendiliğinden işte bu bahsettiğimiz kimyasal tepkilerle oluşabiliyor. Ama evrimin gerçekleşmesi için genetik materyalin aktarılması gerekiyor. Peki bu genetik materyal önce DNA mı yoksa önce RNA'dan mı oluştu? Bunun üzerine ciddi bir tartışma dönüyordu vakti zamanında. Fakat ribozimin keşfiyle birlikte bu soruya da bir şekilde cevap verilmiş oldu. Ve ribozim dediğimiz molekül RNA'nın bir parçası ve otokatalizör bir yapısı var. Kendi kendini kopyalayabilen bir yapısı var. Ve RNA'nın küçük bir parçası olması nedeniyle de ribozimden RNA'ya geçiş söz konusu ve ilk canlılarda da genetik düzenleyici materyal bu ribozim sayesinde gerçekleşiyor. Kendi kendini kopyalama. Bu bir RNA molekülü. DNA'nın tek hani DNA helix bir yapıya çift taraflı helix bir yapıya sahiptir. RNA tek taraflı bir yapıya sahiptir. Zaten RNA oluştuktan sonra DNA'nın oluşması çok kolay. Çünkü bu tek taraflı yapı kimyasal tepkimelerle eşini bulduğu vakit bir araya geldiğinde DNA'yı oluşturma gibi bir şeye kolaylığa sahip. İki dizilim bir araya geliyor ve DNA oluşuyor. Bu genetik kalıtımla birlikte evrim gerçek anlamda başlamış oluyor. Çünkü organizmada genetik materyal oluşmaya başlıyor. Ve bu raddeye gelene kadar da bu kimyasal tepkimelerin oluşması, işte bir araya gelmesi, atomların vesaire burada da doğal seçilim söz konusu. En baştan beri moleküler düzeyde. Çünkü bunlar bir araya geliyor. Başarılı olamayanlar parçalanıyor ama başarılı olanlar çevre şartlarına direnebilenler bir arada kalmayı başarıyorlar.
Konservat dediğimiz yapılar ilk aslında hücre diyemiyoruz, hücremsi yapılar ve ilk canlı yapılar, inorganik moleküllerden oluşan ilk canlı hücremsi yapılar ve şu andaki tüm canlıların atası olarak kabul ediliyor. Ribozim ve bunun sayesinde üretilen RNA'ya sahipler ve bu konservatlar için büyük bir avantaj. Çünkü genetik materyali, çünkü yaşanan tüm tepkimeler genetik materyallerde saklanıyor. Ve genetik materyallerde saklanan tepkimeler bir sonraki şeye de aktarıldığı için diğer hücre yapıları karşısında ciddi anlamda, yani diğer birleşimlerde daha avantajlı bir konuma geçmiş oluyor. Bilgi depolama kapasitesinden dolayı. Bu noktada canlının oluşmasında demin bahsettiğimiz karbonhidratlar, proteinler ve nükleotitlerle birlikte lipitlerin çok önemli bir özelliği var. Çünkü ilk canlı organizmaların oluştuğu, içinde oluştuğu yapılar şu andaki hücre zarlarımız da zaten lipid yapılardan oluşuyor. Isı zarları diğer moleküllere göre çok yüksek. Yumuşak bir yapıya sahipler, dış etkenlere karşı nedenli bir koruma sağlıyorlar. Enerji için kullanılabiliyorlar. Çünkü hücre yenilenmesi dediğimiz şey ancak enerjiyle mümkün oluyor. Organları koruyorlar. Ve amfibilik bir yapıdalar. Bu bahsettiğimiz yapı hidrofilik ve hidrofobik yapıların bir arada bulunmasıyla oluşuyor. Hidrofilik yapılar suya karşı emici bir özelliği olan yapılar. Folik yapılar ise su ile karşılaştığında tepkime gösteren bir yapılar ve böyle altlı üstlü bir iki katmanlı bir yapıları var. Ve bir araya geldiklerinde de gördüğünüz şekli oluşturuyorlar. Potansiyel enerjiyi korumak için bu yuvarlak şeklini almak bütün organizmalarda var olan bir şey. Zaten bir yağ suya damlattığınızda hemen bir kürecik oluşur. Ve bu ilk organizmaların oluşması için de çok önemli bir yapı. İlk organizmalar okyanus diplerindeki hidrotermal bacalarda oluşmaya başlıyorlar. Çünkü dış dünyada ozon tabakası yok, bir atmosfer yok. Ozon tabakası olmadığı için güneş ışınları direkt dünyayı etkiliyor. Ve çok ciddi şeyler yaşanıyor okyanus dışındaki dünya yüzeyinde. İşte göktaşı çarpmaları, volkanik şeyler, aktiviteler, yıldırımlar, şimşekler vesaire. Ve bu oksijensiz ortamda da bir canlı organizmanın üremesi bu kaotik ortamda çok zor. Hidrotermal bacalar okyanus diplerinde mineral açısından da, çünkü yerin dibinde magma tabakasından gelen suyun soğuyarak okyanusa açılması ve yaklaşık 400 derecelikli suyun okyanus dibindeki basınçla karşı karşıya geldiğinde soğuyup orada birikmesiyle bol mineralli bir alan oluşturuyor. Bu mineraller de şey açısından çok uygun. Tepkimelerin yaşanması için çok uygun alanlar, mineral zenginliği bakımından. Ve bahsettiğimiz şeyler lipid yapılarda. Bu lipid yapılar okyanus sularını bünyesine alıyor, suyla tepkimeye girdiği için geri vermiyor. Ve içeride oluşan şeyde alan artık bu okyanus suyu lipidin kendi sıvısı haline gelmiş oluyor. Böyle kapalı bir ortamda da moleküllerin birbirini bulması ve tepkimeye girmesi, atomların birbirini bulup tepkimeye girmesi daha kolay oluyor. Hem birbirlerine yakınlar hem korumalı bir ortamdalar. Dış etkenlere karşı da zaten okyanus ayrı bir koruma sağlıyor. Bir de böyle bir yapının içinde olduklarında iyicene korunaklı oluyorlar ve buradaki tepkime çok hızlı gerçekleşmeye başlıyor. Bu Miller Urey denilen iki kişi de Stanley Miller, Harold Urey'in öğrencisi 1952 yılında şey yapıyorlar. O günkü atmosferik koşulları laboratuvar ortamında tekrarlıyorlar, bir araya getiriyorlar ve haftalarca bekledikten sonra 10-15 tane amino asitin, yani inorganik koşullarda canlı organizmanın bulunmadığı koşullarda organik moleküllerin, amino asitlerin üremesine, oluşmasına tanık oluyorlar. Ve daha sonra tekrarlanan deneylerde de aslında 10-12'den fazla 22 tane amino asitin bu ortamda tekrar oluşturulduğu görülüyor. Bu deney sırasında kullandıkları
atmosferik şeyi koşulları sağlayan düzenek. Bahsettiğimiz gibi işte 600 milyonluk milyon yıl gibi bir süreç de oluşuyor ilk canlılıklar. Canlının en temel aktivitesi de yapım yıkım işleri. Bu bahsettiğimiz yağ küreni, lipid zarların içine hapsolan moleküller dış etmenlerden daha fazla korundukları için kısa sürede bağların oluşmasına neden oluyorlar. Korunaklı bir ortamda. Fakat bir süre sonra bu tepkimelerle birlikte organizmalar büyümeye başlıyor ve bu dayanıklı yapının içine sığmamaya başlıyorlar. O zaman da yapı bölünmeye başlıyor. Bu lipid yapı bölünmeye başlıyor. Fakat bu bildiğimiz şey, hani mitoz bölünme falan yok bu dönem. Organizma direkt ikiye ayrılıyor. Ama daha sonra orada da bir tepkime oluşmaya başlıyor. Orada da organizmalar çoğalmaya başlıyor. Gene alanına sığmıyor. Ondan sonra tekrar bölünmeye başlıyor. Ve bu şekilde hücresel ayrışmalar gerçekleşmeye başlıyor. Daha sonra bu ribozimden kaynaklı DNA oluşumundan sonra bu tepkimelerde genetik materyaller de kodlanmaya başlanıyor. Ve bu büyüme, gelişme, bölünme ve ölüm döngüsünde, çünkü burada da bir doğal seçilim var. Başarılı olamayanlar parçalanıp yok oluyorlar. Başarılı olanlar bölünmeye devam ediyorlar. Ve bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu farklılıklar, farklılık koşullarında da ilk hücreler meydana gelmeye başlıyor. Ama bunlar basit şey, ilk hücreler, günümüzdeki modern ilk hücreler değil. Daha sonra bu farklılaşan yapılar mesela şeyi kullanmaya başlıyor. Oksijen, güneş ışığını kullanmaya başlıyor ve güneş ışığını besin haline getiriyor. Bunu besin haline getirdikten sonra gerçekleşen tepkimelerle oksijen salınımı başlıyor. Bitkiler oksijen salmaya başlıyor. Ve daha sonra bu oksijen salınımı öyle bir hale geliyor ki işte Kambriyen döneminde çok ciddi bir canlı çeşitliliğine yol açıyor. Çünkü daha evvel oksijensiz ortamda varlıklarını sürdürmeye çalışan organizmalar bu sefer oksijenle tanışıyorlar ve farklı tepkimelere neden oluyor bu oksijen. Daha sonra bu hücreler birbirleri arasında iletişim kurmaya başlıyorlar. Gene kimyasal bağlarla birbirlerine atom aktarmaya, madde aktarmaya başlıyorlar. Ve bu iletişimle de birlikte artık organize yaşamlara, yani bu ilkel hücrelerden daha organize yaşamlara doğru bir hareket gerçekleşiyor. İlk canlılık nerede ortaya çıkmış tam olarak bilinmiyor ama bu Avustralya'daki kayaçlar, burada siyonobakteriler, bir çeşit alp bunlar, siyonobakterilerin işte bu canlılığın ilk ataları olduğuna inanılıyor. Yapılan çalışmalarda en eski fosil kayıtları buraya ait. Daha sonra tabii tek hücreler bölünmeye başladıktan sonra bu tek hücrelerin çok hücreye dönüşmesi gerekiyor. Buradaki Wallbox kolonisi bir bitki kolonisi. Aslında hani çok hücreliğin kanıtı değil ama çok hücreliğe geçişte ciddi anlamda bir gösterge. Çünkü burada gördüğünüz hücreler tek hücre aslında. Tek tek hücreler bir koloni içinde bir araya geliyor ve yaklaşık 5000 tane hücre bir araya geliyor. Bunların bir grup işlevleri var. İşte birisi metabolizmayı beslemek, birisi üremek gibi bir takım işlevler ediniyor. Daha sonra işlevlerini tamamladıktan sonra tek hücre olarak yaşamlarına devam ediyorlar. Aynı şekilde burada da aynı durum söz konusu. Burada da tek hücrelerin bir araya gelip ondan sonra şey yapmaları söz konusu, dağılmaları söz konusu. Daha sonra ökaryotların ortaya çıkması gerekiyor. Bizim evrimsel süreçte üçe ayrılıyoruz. Bakteriler, arkeyalar ve ökaryotlar. Bakteriler ve arkeyalar prokaryot. Ökaryot dediğimiz organizmalarda hücre bir hücre çekirdeği var ve hücre çekirdeği bir zarla çevrili. Bunun önemi de genetik materyalin hücre çekirdeğinde olması ve bu zarla korunması. Bu anlamda genetik aktarım sağlanmış oluyor ökaryotik hücrelerde. Ökaryotik hücrelerin oluşmasında endosimbiyotik teori, baskın çıkan teori, ayrı ayrı yaşayan prokaryot hücrelerin bir araya gelmesinden ökaryot hücrelerin oluştuğuna dair bir teori bu. İşte bunlar prokaryot
yani şey normal ökaryot hücrelerin yapısında bulunan mitokondriler de zaten bu şeyi bu teoriyi destekleyen yapılar. Öncelerinde işte kendi halinde yaşayan bir bakteri gidip daha büyük bakteri, küçük bir bakteri yutuyor. Fakat onu parçalamıyor. Karşılıklı çıkar ilişkisi içerisinde yaşamlarına devam ettiriyorlar ve bir süre sonra bu tepkimeler sonucu bu yutulan bakteri mitokondri haline almaya başlıyor. Zaten mitokondrinin de kendi DNA'sı vardır. Ve bu mitokondri DNA'sı bakteri DNA'sı ile benzerlik göstermesine karşı normal hücre çekirdeğinde yer alan ve bizim genetik materyallerimizin aktarımını sağlayan DNA'nın yapısıyla benzemiyor. Bakteri DNA'sı ile benzerlik gösteriyor. Daha sonra işte ökaryotik hücreler ve çok hücreli canlılarla birlikte modern organizmalara artık geçmeye başlıyoruz. Bu noktada DNA ortaya çıkmaya başlıyor. Bizim tüm genetik materyalimiz bu nükleotitler ve nükleotitlerin oluşturduğu büyük kimyasal düzenlemelerde kontrol ediliyor. Aslında burada baktığınızda DNA dediğimiz bu muazzam gelen yapıda tamamen bir takım atomlar ve atomların farklı kimyasal bağlarla bir araya gelmesinden oluşuyor. Aslında bu kadar basit. Bu DNA'yı oluşturan bir baz dediğimiz şeyler var. Moleküler yapılar var. Gördüğünüz gibi burada gene karbon, hidrojen, oksijen ve azot şeyleri, atomları bulunuyor. Farklı şekillerde bir araya geldiğinde farklı bazlar ortaya çıkıyor. Bu DNA'da yer alan bazlar ve bizim genetik şifre dediğimiz şeyi oluşturan bazlar bunlar. Timin, sitozin, adenin ve guanin. Bu her bir baz fosfat ve şeker bağıyla bir araya geldiğinde bir nükleotit dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Yani DNA'nın temel yapısını oluşturuyor. Burada daha rahat görürsünüz. İşte buradaki o C, A, G ve T harfleri bazları gösteriyor. O bazlar aşağıda gördüğünüz gibi şeker ve fosfat bağlarıyla bir araya geliyor. Ondan sonra birbirleriyle birleştiklerinde artık DNA'nın yapısını oluşturmaya başlıyorlar. Nükleotitler bir araya geldiğinde DNA'yı oluşturmaya başlıyorlar. DNA'dan da kromozoma geçiyorum. Bu gördüğünüz mor yapı hücre çekirdeğini temsil eden bir yapı. İçerisinde çok uzun, işte metrelerce uzunlukta DNA bulunuyor ve bizim tüm genetik kodlarımız, işte saçımızın yapısı, göz rengimizi, vücut yapımızı, kan grubumuz vesaire, aklınıza gelecek her şeyi belirleyen tüm kodlamalar bu DNA'nın içinde yapıyor, birleşiyor. Bu basit atom diziliminin içinde birleşiyor. Bu DNA'nın yoğunlaşmasından da kromozomlar oluşuyor. Kromozomlar daha ziyade bölünme sırasında zaten ortaya çıkıyor. Histon denilen protein zincirleriyle bir araya geliyorlar ve kromozom denen yapıları oluşturuyorlar. Kromozomlar da içlerinde DNA'yı barındıran ipliksi yapılar. Kromozomlar da doğal olarak hücre çekirdeğinde bulunuyorlar. Bölünme sırasında bu karmaşık yapı çeşitli kimyasal tepkimelerle bir araya geliyor ve kromozom çiftlerini oluşturmaya başlıyor. Sentomer denen bir bağ ile orta noktasından birbirine bağlı kromozomlar. Normalde insanın her hücresinde 46 tane kromozom bulunuyor. 23 tanesi anneden, 23 tanesi de babadan gelen birbirinin eşi olan kromozomlar diyor. Yani bütün vücudumuzdaki, tüm hücrelerdeki kromozomlarımızın yapısı aynı. Bu 23 kromozomdan bir tanesi cins babadan gelen, bir tanesi anneden gelen cinsiyet kromozomları. Bu X ve Y olarak tabir ettiğimiz cinsiyet kromozomları. Normalde 46 tane, sadece yumurta ve sperm hücresinde 23 tane bulunuyor. Döllenme sırasında bunlar bir araya geliyorlar ve daha sonra döllenme sonucunda gene otomozom dediğimiz vücudun diğer 46 kromozomluk hücrelerini oluşturuyorlar. Ve döllenme sırasında bu anne ve babadan gelen kromozomlar
parça değiştirerek, daha sonra rekombinasyonda bahsedeceğim evrim mekanizmalarından, bizim genetik farklılaşmamıza neden oluyorlar. Çünkü eğer böyle bir parça değişimi olmasaydı, anneden gelen ve babadan gelen bütün özellikler bütün herkeste aynı olacaktı. Farklı bir özelliğe sahip olma imkanımız olmayacaktı. Fakat gen bölgelerinin değişimiyle bizim genetik çeşitliliğimiz artmaya başlıyor. Daha sonra hücre bölünmesiyle bütün hücrelerimizde aynı kromozomu eşlemeye başlıyoruz. Bunları geçiyorum. Şimdi biraz hızlı gittiğime farkındayım. Canlının oluşumu tek hücreden çok hücreye, akaryot hücreye, oradan DNA, kromozom, bileme vesaire gibi konuları 15 dakikada anlatmak biraz problemli bir şey. Ama direkt türleşmeye geçmek durumundayım. Türleşme dediğimiz işte aslında evrim burada devreye giriyor. Evrim mekanizmalarının incelediği asıl konu burası oluyor. Bir grup canlının çeşitli mekanizmalar dahilinde birbiriyle çiftleşemeyecek kadar farklılaşmaları sonucu kendi içlerinde çiftleşebilen, üreyebilen ve bir sonraki nesle döller aktarabilen iki veya daha fazla yeni canlı grubun oluşması biyolojik anlamda türleşme olarak ifade ediliyor. Filogenetik anlamda da ekolojik niş, yani yaşam alanları, morfolojik değişimler bu mekanizmayı etki eden faktörler oluyor. Türleşmenin var olabilmesi için üreme açısından verimli olamayacak kadar farklılaşmak genel olarak yeterli. Ancak diğer açılardan, yani burada üremenin farklılaşması söz konusu. Diğer açılardan gerçekleşen farklılıklar türleşmeye çok fazla etki etmiyor. Şimdi değişimler çok küçük adımlarla gerçekleşiyor. Asla tek bir adımda meydana gelmiyor. Bunlar yüzyıllar süren süreçler sonucunda meydana geliyor. Dört çeşit türleşme şekli var. Alopatrik, simpatrik, peripatrik ve parapatrik. Alopatrikte fiziksel bir bariyer var. Yani coğrafi engeller var. Coğrafi ayrışma sonucu bir cinsel izolasyon yaşanıyor. Ve bunun sonucunda da türleşme, yani işte bu dünyanın oluşumu, karaların şekil değiştirmesi zamanlarında atıyorum bir dağ kütlesinin arasından bir nehir geçmeye başlıyor ve orada yaşayan türler coğrafi anlamda aralarına bir bariyer yemiş oluyor. Biri bir tarafta, biri bir tarafta kalıyor nehrin. Ve bunlar kendi içlerinde türemeye, üremeye başlıyorlar ve yaşadıkları bölgeye adaptasyon sağladıkları için de farklı özellikler geliştiriyorlar. Artık birbirleriyle üremeleri söz konusu olmuyor ve farklı türler ortaya çıkıyor. Simpatrikte fiziksel bariyerlerle birbirinden ayrılmıyorlar, fakat popülasyon içerisinde bir seçme yaşanıyor. İşte Kuzey Amerika'da bir kuş örneği var mesela. Alıç ağaçlarında yaşarken bir göç sırasında insanlar şeyi getiriyorlar, elma ağacı getiriyorlar. Bu kuşun, bir meyvesini. Bu meyvesini normalde alıç ağacında yaşarken bir kısmı elma ağacında yaşamaya başlıyor. Aynı bölgedeler, aynı coğrafi koşuldalar. Fakat elma ağacının işte olgunlaşma dönemleri farklı. Elma ağacı üzerinde yaşayanlar bu elma ağacının olgunlaşma dönemine göre adapte oluyorlar. Diğerleri alıç ağacının sürecine göre adapte oluyorlar. Bu şekilde bu iki farklı ağaçta yaşayanlar birbirleriyle üremeye başlayıp farklı türler meydana getiriyorlar. Ama coğrafi bir izolasyon yok burada. Peripatrik türleşmede de göç söz konusu. Zorunlu bir etki yok. Yani alopatrik gibi zorunlu bir izolasyon yok. Ama bir grup kalkıyor, göç ediyor ve farklı şekilde üremeye başlıyorlar. Farklı türler ortaya çıkıyor. Parapatrik türleşmede de yine bir coğrafi, fiziksel bir bariyer yok. Hatta türler zaman zaman temas da ediyorlar birbirleriyle. Fakat farklı fiziksel etmenler nedeniyle kendi içlerinde üremeye başlıyorlar. Ve farklı türler oluşturmaya başlıyorlar. Evrim de temel olarak bu türleşmeyi inceleyen bir alan. Yani değişerek türemeyi inceliyor çok temel olarak. Burada sadece mutasyonlarda söz konusu değil, farklı bir türü, bir sürü mekanizma söz konusu evrimin gerçekleşebilmesi için.
Bir mikro evre dediğimiz küçük ölçekte yaşanan evrimler var. Popülasyonun gen sıklığında küçük ölçekte değişikliklere neden oluyor. Mesela işte soğuk iklimde yaşayan serçe kuşlarının sıcak iklimde yaşayan serçe kuşlarına göre daha büyük vücut yapısına sahip olması vesaire gibi türlerin içinde bir takım farklılıklara neden oluyor. Makro evrim ise ortak bir atadan birçok nesil sonrasında yeni türlerin türemesini konu ediniyor. İşte primatları inceleyeceğinizde mesela mikro evrim olarak şey yapamazsınız, ilgilenemezsiniz. Mutlaka makro evrim. Çünkü farklı türlerin oluşması söz konusu. Evrimin gerçekleşmesi için belli olayların meydana gelmesi gerekiyor. Bunları iki açıdan bakacağız. Bir tanesi popülasyon içerisindeki genetik çeşitliliği etkileyen temel faktörler. Bunlar işte mutasyon, genetik rekombinasyon, gen akışı ve genetik sürüklenme. Popülasyonlar arasında etkileyen faktörler dışında bir de bireyler arasında bundan farklılıkların seçilmesini sağlayan bir takım mekanizmalar var. Bunlar da doğal ve yapay seçilim, cinsel seçilim ve birlikte evrimleşme. Mutasyon, DNA dizisinin çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşen değişiklikler, DNA dizisi üzerinde gerçekleşen değişiklikler çok temel olarak. Bir büyük ölçekli mutasyonlar var, bir de küçük ölçekli mutasyonlar var. Büyük ölçeklikte işte o bahsettiğimiz kromozom yapısının belli bölgesinin tamamen kaybolması, yeni bir dizin eklenmesi olabilir buraya kombinasyon sırasında. Bölgelerin kendi içerisinde yer değiştirmesi ve başka bir kromozomla yer değiştirmesi. Küçük ölçekli mutasyonlarda nükleotit bazında, yani kromozom parçasının değil nükleotit bazında gerçekleşen mutasyonlar. Bir baz çıkıyor, bir bazda başka bir baz yer değiştiriyor ya da yeni bir baz ekleniyor. Normal şartlarda vücudumuzda aslında milyonlarca mutasyon meydana geliyor. Bunların bir kısmı DNA'nın kendi tamir mekanizmalarıyla tamir ediliyor ve hiçbir şekilde yansımıyor. Bir kısmı somatik hücrelerde meydana geliyor. Bu vücudun üreme hücreleri dışındaki hücrelerde meydana gelen mutasyonlar oluyor. Bu da zaten evrime bir etkisi olmuyor. Mesela trizomi 21 bu şekilde 21. kromozomda, yani cinsiyet belirleyen kromozomlar değil, 21. kromozomda meydana gelen Down sendromu dediğimiz hastalık bir kromozom hastalığı normalde. Ama somatik hücrelerde meydana geldiği için nesilden nesile aktarılmıyor. Bizim nesilden nesile bir mutasyonu aktarabilmemiz için mutlaka hücrelerimizde o mutasyonun meydana gelmesi gerekiyor. Buna örnek olarak da en tipik mutasyonlardan bir tanesi örek hücre anamisi olarak ifade ettiğimiz ve işte kimisi yararlı ama kimisi zararlı olan mutasyonlar vardır ki örek hücre anamisi de bir zararlı mutasyon örneğidir. Acı ve kansızlık gibi çok ciddi şeyleri var. Belirtileri olan genetik bir hastalık, kalıtsal bir hastalık. Nesilden nesile aktarılıyor ama tek bir gen tarafından aklandığında normalde hemoglobinin şey yapmasını, yapılanmasına yardımcı olan genetik bir mutasyon. Ve hastalık bir insanda ortaya çıktığında genetik olarak aktarıyor hastalığı fakat şey yapmıyor. Hasta aktardığı nesil taşıyıcı durumuna geliyor. Fakat iki taraftan birden aktarıldığında bu sefer hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. DNA'daki mutasyon hemoglobinin yapısını değiştiriyor ve normalde yuvarlak bir yapıda olan hemoglobin orak bir şekle geliyor ve oksijensiz kalmaya başlıyor. Oksijen geçişini de engelliyor. Bu nedenle de hastalık ortaya çıkıyor. Genetik rekombinasyon biraz evvel DNA işte sırasında, türleşme sırasında da bahsettiğimiz şeylerin, kromozomlardaki parçaların mayoz bölünme sırasında parça değiştirmesi. Bu aynı zamanda genetik çeşitliliği de sağlıyor. Burada işte bir mayoz bölünme. Mayoz bölünme sırasında kromozomlar birbirini eşlerken 4 tane kromozom
Yani iki kromozom çifti bir araya geliyor. Bunlar parça değiştiriyorlar. Daha sonra bölünme gerçekleştiriyor. Oradan iki kromozoma düşüyorlar. Oradan tekrar mitoz bölünme gerçekleşiyor ve 4 ayrı yavru hücre ortaya çıkıyor. Ama bu ortaya çıkan 4 yavru hücre baştaki kromozomlarla aynı özelliği taşımıyor. Birbiri arasında parça değişikliği olduğu için. Şimdi tek tek şeye de giremiyorum. Mayoz mitoz bölünmeye de giremiyorum çok fazla uzatmamak için. Ama mayoz bölünme sırasında gerçekleşen, mayoz bölünmenin profaz safhasında gerçekleşen bir olay bu da. Gen akışı dediğimiz şey de bildiğimiz göçler aslında. Türleşme gerçekleşmemiş popülasyonların yaşam alanlarının birbirine yakın olması nedeniyle birbirleriyle üremesi, bir popülasyonun başka bir popülasyona katılması ve bu da bir şekilde gen çeşitliliği sağlıyor. Yine aynı şekilde popülasyona ait bireylerin o popülasyonu terk etmesi, işte bu demin bahsettiğimiz etkenlerden dolayı da olabilir, coğrafi izolasyon, cinsel izolasyon vesaire. Bu da gen akışına neden olan bir etmen. Genetik sürüklenmede belirli özellikleri temsil eden gen frekanslarının rastlantısal olarak değişmesi, genetik sürüklenmede belli popülasyondaki belli genler tamamen yok olabileceği gibi genetik sürüklenme sonucunda son derece avantajlı duruma da gelebilir. Dar popülasyonlarda görülüyor bu daha ziyade. Bu Amerika'da yaşayan Amish topluluğu. Amish topluluğunda çok büyük oranda B kan grubu, genetik sürüklenmeden dolayı, dar bir popülasyon olmasından dolayı B kan grubu görülüyor. Bu da bireyler arasındaki seçilimi etkileyen temel faktörler. En başında doğal seçilim geliyor. Doğada yaşadıkları ortama en iyi uyum sağlamışlar, hayatta kalmalı ve üremeleri sonucu kendilerine avantajlı genleri yavrularına aktarabilmeli. Burada doğaya uyum sağlama çok kritik ve doğaya uyum sağlama sonucu hayatta kalıp genlerini bir sonraki nesle aktarması gerekiyor. Adaptasyon dediğimiz gibi uyum sağlamak derken adaptasyondan bahsediyoruz. Adaptasyon sonucu da verimli yavrular ortaya çıkıyor ve sağlam genler bir sonraki nesle aktarılıp bir şekilde soyun devamı sağlanmış oluyor. Burada aslında bir seçilim varken bir taraftan da bir eleme söz konusu. Seçilmeyen şeyler, döller elenmiş oluyor aslında. Buna işte tipik örnek Galapagos adasındaki İsmios kuşları. Adaptasyon sürecine iyi bir örnek. Aynı kuşlar olmasına rağmen farklı beslenme şeyleri, işte kozalaklar arasından böcek yiyenlerin sivri bir şey oluyor, gagası oluyor. Tohum yiyenlerin daha çentikli bir gagası oluyor. Çevre koşullarına uyum sağlamasına bağlı olarak vücut yapılarında da bir takım, yani genotiplerinde de bir takım değişiklikler meydana geliyor ve bu değişiklikler bir sonraki nesle aktarılarak devam ediyor. Yapay seçilim bu genellikle bitki ve hayvan yetiştiricilerinde görülüyor. Bu doğal seçilimdeki koşulları yapay olarak sağlamak anlamına geliyor. İşte çiftçiler belli ürünler yetiştirmek ya da hayvanlar iyi verim veren yeni soylar yetiştirmek için özellikle belli özellikleri bir araya getirip bunları yapay olarak üremelerini sağlıyorlar. Buna örnek olarak da işte bildiğimiz brokoli, lahana, kıvırcık lahana bunların hepsi yer lahanası. Yaban hardalının belli özelliklerinden oluşturulmuş yapay seçilim sonucu oluşturulmuş türler. Evrimin temel mekanizmaları bu şekilde. Cinsel seçilim var. Cinsel seçilimde de sonuçta türlerin birbirini seçmesi gerekiyor. Bunda fenotip yani genotipin dışa yansıması önemli. İşte daha ötüşü güzel olan kuşlar, daha görsel olarak şey olan, şaşalı olan bireyler birbirine şey yapıyor, tercih etmeye başlıyor. Bu da cinsel anlamda bir seçilimi getiriyor beraberinde.
Fakat bu kimi zaman tehlikeli oluyor işte. Atıyorum çok abartılı böyle cinsel anlamda türler arasında dikkat çekecek bir kuyruk. Başka hayvan türleri, avcı türleri içinde gene dikkat çekici bir özellik haline gelebiliyor. Son olarak birlikte evrimleşme var. Bu da farklı türlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesinden meydana geliyor. Bu işte bir orkide türü. Bitkinin morfolojisindeki evrim ondan beslenen hayvanın da morfolojisine etki ediyor. Ve birbirlerini etkileyerek bir evrim geçirmeye başlıyorlar. Sonuçta bu orkidenin altından sarkan yerden beslenmesi için bu kelebek türünde de bir takım antenler gelişmeye başlıyor. Bitkiyle uyumlu olarak. Şimdi bu evrim sürecinde bir takım kayıtlar üzerinden bu evrimin nasıl gerçekleştiği tespit ediliyor. Bunun için belli tarihlendirme yöntemleri var. Bir kere evrim sürecindeki en büyük kanıtlar fosil kayıtlar oluyor. Bu fosil kayıtlar üzerinden bir takım tarihlendirme yöntemleri. Ya organik moleküllerden ya da inorganik moleküllerden karşılaştırmalı olarak bir takım tarihlendirmelere gidiliyor. Ve bu evrim sürecinin nasıl işlendiği bulunmaya çalışılıyor. Son dönemlerde artan teknolojiyle birlikte işte mitokondriyal DNA üzerinde yapılan çalışmalarda da bu evrimin basamakları tespit edilmeye çalışılıyor. Çünkü anne soyundan gelen bir özelliği var mitokondriyal DNA'nın ve atasoylara ulaşılabiliyor buradan. Bu fosil kayıtları ve inorganik kayıtlar üzerinden yapılan tarihlendirme yöntemleri. Bir relatif tarihlendirme var, karşılaştırma, biraz göreli bir tarihlendirme. Stratigrafide bildiğiniz gibi işte şeylerin, doğal süreçler sonucu katmanların oluşturulmasıyla bu katmanların yaşının belirlenmesine dayanan, burada gördüğünüz gibi işte jeolojik zamanlarda bu katmanlar üst üste biniyor ve sağlam kalanların yaşını tespit edebiliyorsunuz. Bunun içinde bulduğunuz fosil kayıtları da coğrafi yapının yaşlandırmasına bağlı olarak fosil kayıtlarında yaşını tespit edebiliyorsunuz. Florüre minimum analizi her canlı bünyesinde öldükten sonra bir miktar florüre absorbe ediyor. Bunun miktarına bağlı olarak tespite dayanıyor. Nitrojen de aynı şekilde. Bir de katı tarihlendirme yöntemleri var. Bunu zaten arkeolojiden duymuşsunuzdur. Karbon 14, potasyum argon, fizyon izleri. Bu karbon 14 ve belli kimyasalların, radyoaktif maddelerin moleküller üzerindeki yarılanma ömrüne dayanan bir yöntem. Karbon 14 organik moleküllerde yapılabiliyor, tarihlendirme yapabiliyor. Potasyum argon inorganik moleküllerde yapılabiliyor. İşte karbon 14 40 bin yıl gibi bir sınırlaması var. Potasyum argonun 500 bin yıl gibi bir sınırlaması var. Bunun arasındaki şeyleri de füzyon izleriyle tespit edilebiliyor. O da aktif uranyumun yarılanma ömrüyle ilgili bir şey. Termolüminin esas yöntemi ve elektron spin rezonans yöntemleri de kaya ve minerallerin içine sıkışmış durumdaki elektronların ölçülmesine dayanıyor. Dendrokronoloji her ağaç her yıl bir halka atıyor gövdesine. 2000-3000 yıl ile yaşlandırma yapmak mümkün oluyor. Bu her ağaç gövdesindeki özellikle ne zaman kesildiğini biliyorsanız da ağaç gövdesindeki halkaları sayarak ağacın yaşına ulaşabiliyorsunuz. Yanında yöresindeki fosil kayıtlarını bununla karşılaştırarak tespit edebiliyorsunuz. Bu da stratigrafiye benzer bir yöntem, var yöntemi. Buzulların çekilmesinden sonra oluşan killerin katman oluşturmasına dayanan bir yöntem. Ve yine çok hızlı bir şekilde jeolojik devirler ve bu devirler süresindeki evrim sürecine bir parça değineceğiz çok kısaca. Şimdi iki döneme ayrılıyor. Kambriyen öncesi ve Kambriyen sonrası. Kambriyen öncesi yeryüzünün oluştuğu dönem. Yaklaşık 4 milyar yıllık bir süreci kapsıyor. Burada dünya yüzeyi soğuyup katılaşıyor. Kıtasal levhalar oluşuyor. İlk kıtalar oluşuyor. Atmosfer ve okyanuslar oluşuyor. Yaşam ortaya çıkıyor. Karyotik hücreler ortaya çıkıyor. Bakteriler evriliyor. Oksijenle zenginleştikten sonra işte ökaryotlar ortaya çıkıyor ve ilk hayvanlar ortaya çıkmaya başlıyor.
Bu kabaca bir jeolojik devir haritası. Bu Kambriyen öncesi dünyanın oluşumuna işaret eden işte Protozoik ve Arkeyan devir. Ondan sonra günümüze kadar gelen Fenozoik devir başlıyor. O da üçe ayrılıyor. Ve günümüze kadar geliyor. Yaklaşık işte 550 milyon yıllık bir süreci kapsıyor. Kambriyen öncesinde Haleyan, Arkeyan ve Proterozoik devir olmak üzere 3 devir var. Çok kısa olarak geçeceğim. Haleyan'da ilk karasal oluşumlar başlıyor. Dünyanın göksel bir cisim olarak oluştuğu bir dönem. Ve Arkeyan'a kadar kesin bir şeyi yok, sınırı yok. İlkin atmosfer ve okyanuslar oluşuyor. Volkanik etkinlikler çok yüksek ve ay bu dönemde oluşuyor. Dünyadan kopan parçalarla birlikte ayın oluştuğu bir dönem. Bu şekilde bir manzarası var. Arkeyan devir günümüz devrinin iki katı kadar sürüyor. Bu devirde en eski kayaçlar, o bahsettiğimiz siyanobakterilerin olduğu kayaçlar, ilk fosiller ortaya çıkıyor. Çünkü ilk canlı yaşam bu devirde oluşmaya başlıyor. Siyanobakteriler ortaya çıkıyor, oksijensiz okyanuslara oksijen salınıyor. Bununla birlikte prokaryotik yaşamla ökaryotik yaşama, yani bugünkü modern hücrelerin oluşumuna geçiliyor. Ve protozoik devir var. Burada da oksijenli atmosferin, oksijen salınımı iyicene yükselmeye başlıyor. Ökaryotlarla birlikte çok hücreli yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bakteriler de iyicene yaygınlaşıyor. Edikara faunası dediğimiz fauna gerçekten önemli bir fauna. Çünkü burada çok ciddi, ilk çok hücreli canlıların ortaya çıktığı bir yer. Ve çok ciddi de bir çeşitlenme söz konusu burada. İlk hayvanlara ait en iyi fosil yaprakları Edikara faunası. Ve yumuşak dokulu çok hücreli hayvanlar da burada ortaya çıkıyor. Sadece bu hayvanlar, bu hayvan türleri günümüze kadar gelmiyor. Çok ilkel ve garip yaratıklar. Bu Edikara faunasından bir fosil örneği. Bu da bahsettiğimiz o faunada yaşamış ilk yumuşak dokulu çok hücreli hayvanlara ait bir görüntü. Bir fosil görüntüsü. Daha sonra Fenozoik devir başlıyor. 550 milyon yıl öncesinden günümüze kadar geçen bir devir. Üç zamanı kapsıyor. Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik zamanları kapsıyor. Paleozoik zaman da kendi içinde çeşitli dönemlere ayrılıyor. İşte bu aslında yaşamın çeşitlendiği dönemler. Bugünkü pek çok türlerin ortaya çıktığı dönemler oluyor buradaki dönemler. Kambriyen dönem 545 ile 495 milyon yıl öncesine ait bir dönem. Oksijen salınımının şey yapılmasıyla birlikte, iyicene artmasıyla birlikte burada bir kambriyen patlaması dediğimiz türlerin hızla çoğalıp evrimleştiği bir dönem yaşanıyor. Yaklaşık 25 milyon yıl içerisinde bugünkü hayvan türlerinin ataları olan bütün hayvanlar bu dönemde evrimleşiyorlar. Ve ilk omurgalılar da kambriyen dönemde ortaya çıkıyorlar. Bu kambriyen dönemdeki dünyanın kıtasal durumu. Bugünkü kıtaların hiçbiri yok. Gondwana denen başka bir kıta var. Ve bunların hareketiyle bu jeolojik devirler boyunca bugünkü durumuna geliyor dünya. Bahsettiğimiz Edikara faunası ve oradaki bir fosil izi. Bu dönemde şey, karmaşık yapılı hayvanlar var. Dünya çapında yaygın fosil örnekleri var. Bu da ilk karmaşık yapılı gelişmiş hayvan fosil örneği. Yukarıda gördüğünüz hayvanın yapısına ait yumuşakça bir hayvan. Trilobitlerden bir üç loblu hayvanlar. Dönemin çok yaygın hayvanları. Bunlar da ilk omurgalı hayvan
fosilleri, stiptler ve graptolit ilk omurgalılarda kambriyen patlamasıyla ortaya çıkıyor. Ve bu dönem çok garip hayvan türleri var bugün varlığını şey yapmayan, sürdürmeyen. Bunlar da onlardan örnekler ve fosilleri. Daha sonra Ordovizyen dönem geliyor. 495'te 440 milyon yıl öncesine ait. Deniz omurgasızları çok ciddi bir anlamda çeşitlenmeye başlıyor. Farklı bir fauna kuruluyor ve bitkiler ve eklem bacaklarının karaya çıkışı gerçekleşiyor. Burada artık Ordovizyen öncesinde sadece denizli bir yaşam söz konusuyken burada yavaş yavaş artık karaya geçilmeye başlanıyor. Bu da o dönemin kıtasal durumu. Sığ sular hakim o dönemde. Bu dönemki fosillerin bu karaya çıkışı çeşitli ayak izlerinden tespit ediliyor. Ve ilk bitki sporları ortaya çıkıyor. Bunlar da o dönem hayvanlarında. Silüryen dönemde de balıklar çağı başlıyor. Çenesiz balıkların çok yoğun olduğu bir dönem ve ilk çeneli balıklar da evrim geçirmeye başlıyor. Karyot yaşam kalıcı olarak yerleşiyor. Çeşitli örümcek türleri, böcekler vesaireler ortaya çıkıyor ve damarlı bitkiler bu dönemde ortaya çıkıyor. Bunlar çenesiz balık örnekleri. Bu dönemin en önemli bitkisi Coxinia ve onun fosili. Deniz akrebi dönemde çok yaygın, yaklaşık 2 metre boyuna kadar varabiliyor bu yaratıklar. Sonra Devoniyen dönemi başlıyor. Bu balıklar çağı, çeneli balıklar da artık çekilenmeye başlıyor. İlkel köpek balıkları çıkıyor, kemikli balıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve omurgalılar artık karaya çıkmaya başlıyor. İlk ikili yaşamlar burada görülmeye başlıyor, dörtyeliler. Ağaç ve ormanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tohumlu bitkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu o dönemin faunasına ait bir manzara. Dönemin yine amonitler ve dallı bacaklılar, deniz yaşamının baskın karakterleri. Bu da dönemin ilk ağaçlarından yaklaşık 18 metreye kadar uzanan ve bunlarla birlikte ormanlar gelişmeye başlıyor. Tetrapodlar dönem için çok önemli çünkü artık denizden karaya bir yaşam olduğunu göstermeye başlıyor bu dört üyeliler. Tiktaaliki belki duymuşsunuzdur. Kanada'da bulunan bir fosil. Bu denizden karaya geçişin ara geçişin ilk örneklerinden bir tanesi. Solungaçları var, pulları var, yüzgeçleri var ama aynı zamanda su dışındaki ortamlarda hava almasını sağlayacak akciğerleri de bulunuyor bu fosilin. Ve yüzgeçlerindeki yapı sert bir, kemikli bir yapı. Sığ sularda ve karada hareket etmesini sağlayacak bir yapısı var. Bu anlamda hani denizden karaya yaşamına geçiş anlamında ilk ve en büyük örnek Tiktaalik. Daha sonra karbonifer, kömür çağı olarak isimlendirdiğimiz dönem başlıyor. Bataklık ormanları çok yaygın, kömür yatakları çok yaygın. Bu bataklık ormanları nedeniyle aynı zamanda dünyanın en yeşil olduğu çağ, muazzam bir yeşillik söz konusu karboniferde. Sürüngenler ortaya çıkmaya başlıyor. İlk uçan böcekler ve kıtalarda bir değişim yaşanıyor. Pangea kıtası oluşmaya başlıyor. Bu bahsettiğimiz o dönemin manzarasına ait bir görüntü. Deniz yaşamında blastoidler, deniz larveleri, bugün olmayan şeyler. Bu kibrit ağacı bugünkü karbon yataklarını, kömür yataklarını oluşturan temel bir ağaç. Dönemin yaygın olan eğrelti ve kibrit ağaçları. Dönemin yine çift yaşamlı, hem suda hem karada yaşayabilen artık şeyler form değiştirmeye başlıyor. Yüzgeçler form değiştirmeye başlayıp sürüngene dönüşmeye başlıyorlar. Daha sonra Permiyen dönem geliyor. İklimde bir takım değişiklikler oluyor. Bataklık ormanları yok olmaya başlıyor ve açık tohumlular şey yapıyor. Bu bitkilerin evrilmesi de zaten tamamen iklim koşullarıyla ve coğrafi koşullarla
ilgili. Sürüngenler daha evvel balıklar baskın gruplarken sürüngenler ortaya çıkmaya başlıyor ve dönem sonunda da ciddi bir kitlesel yok oluş yaşanıyor. Bütün türlerin yaklaşık %95'i dünya üzerinde var olan türlerin %95'i yok oluyor. Dönemin genel manzarası, sürüngenlerin artık tamamen karaya adapte olduğu bir dönem. Yine o dönem sürüngenlerinden. Ve en sonunda büyük patlama ile birlikte dediğimiz gibi bütün hemen hemen bütün türler yok oluyor ama belli bir takım türler de varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu bir sonraki dönem içinde özellikle dinozorlara yaşam alanları, eski türlerin yok olması, yaşam alanlarının boşalmasına ve yeni türlerin yeni yaşam alanlarını işgal etmesine sebep oluyor. Ondan sonra ikinci zaman olan Mezozoik zaman başlıyor. Mezozoik zamanın ilk dönemi Trias dönemi. Artık Mezozoik zaman bir parça dinozorların çağı olmuş oluyor. Pangea kıtası oluşuyor. İklim karasal ve sert. Dediğimiz gibi o büyük yok oluştan sonra deniz yaşamı ve karasal yaşam tekrar çeşitlenmeye başlıyor. Ve bu dönemde ilk memeliler ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni sürüngen grupları ortaya çıkıyor. O dönemin deniz ve karasal yaşamı. İlk kaplumbağalar da gene Trias döneminde ortaya çıkıyor. Bugünkü yapılarından farklı olarak. Synodont önemli bir şey. Önemli bir hayvan. Çünkü diş yapısı farklı bir yapı. Bugünkü memelilerin atası olarak tarif ediliyor. Çünkü gıdasını iyi bir şekilde öğütebilme özelliğine sahip. Dönemin Pterozoroslar, bunlar dinozor grubunda yer aldığı söylense bile dinozor grubunda yer almıyor ve dönemin ilk memelileri. O dönemin ilk memelileri küçük böcek yiyen, gece yaşayan 10-15 santimlik minik hayvanlar. Daha sonra Jura dönemi başlıyor ki bu asıl dinozorların karasal ekosisteme hakim oldukları bir dönem. Denizlerde sürüngenler, karada dinozorlar. Zaten dinozorlar fiziki yapılarından dolayı da başka türlerin yaşamasına çok fazla imkan vermiyorlar. Bu dönemde kuşlar ortaya çıkmaya başlıyor. Dinozorlar, kuşlar dinozorlardan aslen evriliyorlar. İlk timsahlar da bu dönemde ortaya çıkıyor. Dinozorlar tamamen ekosisteme hakim durumdalar. Dinozorların evrim ağacı. İki temel dinozor şekli var. Vücut yapılarından dolayı sınıflandırılıyorlar. Pterozoroslar yaşam alanlarını kuşlara terk etmek zorunda kalıyorlar ve gitgide azalmaya başlıyorlar. Bu da ilk kuşlardan bir tanesi, dinozorlardan evrilen. Bu şekilde dinozorlar yavaş yavaş evrim sonucu kuş oluyorlar. Dönemin yine memelilerinden, memelilerin atası sayılabilecek hayvanlardan, yine gece yaşayan, böceklerle beslenen. Daha sonra Mezozoik'in son dönemi Kretaz'a giriyoruz. Tebeşir dönemi, tebeşir yatakları var ve dinozorlar altın çağını burada yaşıyorlar. Çiçekli bitkiler bu dönemde evrimleşiyorlar ki çiçekli bitkiler şu anda ekosistemin %95'ini çiçekli bitkiler oluşturuyor. Pangea parçalanıp, büyük kıta parçalanıp, küçük kıtalar oluşmaya başlıyor. Dikkat ederseniz hani şu anki şeye daha yaklaşmış durumda yeryüzü şekilleri. Avustralya ama hala şeye yakın, Hindistan uzak, Avustralya kutuplara yakın bir durumda. Çok yağışlı bir dönem, dinozorların zirve yaptığı bir dönem. İlk çiçekli bitkiler ortaya çıkıyor ve arı türü böceklerin polenden dolayı evrilmesine ve çeşitlenmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu hayvanların çeşitlenmesi de çiçekli bitkilerin çeşitlenmesine, polen taşımaktan dolayı çiçekli bitkilerin çeşitlenmesine neden oluyor. Dinozorların en bilinen ve en büyük türlerinin ortaya çıktığı bir dönem. Triceratopslar, T-Rex'lerin yaşadığı bir dönem. Pterozoroslar artık tamamen yok olup nişlerini kuşlara bırakmaya başlıyorlar. Ve en sonunda büyük yok oluş yine bu dönemde yaşanıyor. Meksika Yucatan tarafına
bir göktaşının düştüğü kanıtlar arasında ve hemen hemen bütün dinozorların yok olmasına neden oluyor. Bu sadece göktaşının düşmesiyle alakalı değil, yani göktaşının düştüğü yerde değil, göktaşının düşmesi aynı zamanda coğrafi koşulların da değişmesine neden oluyor. Ve bu dönemden sonra... Değil. Doğa harikası. Bu dönemden sonra hemen hemen türlerin %80'i gene yok oluyor, sivri baştan şeklinde. Ve dinozorların yaşam alanlarından yok olmasıyla birlikte artık memelilere yer açılmış oluyor. Çünkü bu kadar iri ve tüketici bir grubun nişleri işgal etmesi diğer canlı türlerinin gelişmesine bir bakıma engel olmuş oluyordu. Yine o dönemden kalma ilginç yaratıklar. Artık Senozoik zaman başlıyor. Senozoik zamanda bizim primatların da evrildiği dönem, 65 milyon yıl önceden günümüze kadar uzanan bir dönem. Bu dönem artık memelilerin hakim olduğu, baskın olduğu bir dönem. Kıtalar yavaş yavaş günümüz kıtalarının günümüz şeklini almaya başlıyor. Otlaklar daha evvel ormanlık, ağaçlık araziler yoğunluktayken savan, otlak gibi düz araziler yaygınlaşmaya başlıyor. Bu Permiyen dönemden işte en son Mezozoik'te bu dinozorlar çağı dediğimiz Trias, Jura ve Kretas'taki dünyanın günümüz dünyasına dönüşmesini gösteren, yani tek bir kıtadan kıtaların bölünerek bugünkü şeklini almasını gösteren bir harita. İlk dönemi Paleojen dönem. Onun da Paleosen bölümü var. Hemen hemen bugünkü günümüz kıtalarına ulaşmış. Hala Avustralya güneye yakın, bir takım işte Hindistan kuzeye kayması vesaire gerekiyor ama temel kıtalar oluşmuş durumda. Trilodontlar çok yaygın hayvanlar. Diatrimalarda bunlar da kuş türevi yaratıklar ve o dönemin yaygın hayvanları. İlkel dişli balinalar söz konusu bu dönemde. Ve bu plesiyadapitler primatların atası olarak da değerlendirilen ağaç kemirgenler bu dönem ortaya çıkıyorlar ama primat değiller aslen. Hani primatın primat olarak adlandırılabilmesi için işte vücut yapısı, morfolojik özellikleri, kapatası özellikleri, sapiens. Çünkü Neandertaller de mesela Homo sapiens Neandertal olarak geçiyor. Bu da bizim çeşitlenmemizin bir çizelgesi. İlk olarak prosimi ve antropoid olarak, hani alçak primatlar ve yüksek primatlar olarak ayrılıyor. Daha sonra yüksek primatlar işte dar burunlular ve geniş burunlular olarak ayrılıyor. Dar burunlarda eski dünya maymunları ve ape ve insan olarak ayrılıyor. Biz ape ve insan türündeyiz. Yaklaşık 16 milyon yıl öncesinde de şeylerle, orangutanlarla ayrılıyoruz. Orangutanlar farklı bir dalda ilerlemeye başlıyor. Biz hominidler olarak farklı bir dalda ilerlemeye başlıyoruz. Yaklaşık 5-8 milyon yıl öncesinde de şempanzelerle, bu da pan cinsine ait, şempanzelerle ve gorillerle ayrılmaya başlıyoruz. Evet, ortak atadan geliyoruz ama 8 ile 5 milyon yıl arasında ayrılıyoruz ve biz homo türü olarak evrimleşmeye devam ediyoruz. Eosen döneminde işte atlar, günümüz atlarına benzer atlar, su aygırları ve balinalar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu dönem işte şeylerin ilk prosimian gruplarının, bu alçak primatlar olarak bahsettiğimiz gruplar bu dönem evrimleşiyor. Bu Homo midia ve Adapia en ünlülerinden.
Bu altta gördüğünüz bir tarsiyer fotoğrafı. İşte el yapısına, göz yapısına ve kulak yapısına baktığımızda bunlar da primat takımına aitler. Gece yaşayan, ağaçta yaşayan hayvanlar. İlk dönem primatlarının zaten hepsi ağaçta yaşıyorlar. Bunlar da yine prosimian takımına ait lemurlar. Lemurlar Madagaskar adasında evrimleşmelerini sürdürüyorlar. Madagaskar adasında oldukları için izole bir yaşamları var ve burada farklı türleşmeler, türleşmeyle farklı türleri ortaya çıkıyor. Ama izole bir yaşam sürdükleri için de farklı grupların yaşam alanlarına müdahale edip bu türü yok etmeleri söz konusu olmuyor. Yani yüzyıllar öncesinden lemurlar günümüze kadar yaşamlarını koruyabiliyorlar. Oligosene'ye geldiğimizde gene günümüz hayvanlarının işte at, inek vesaire gibi hayvan, memelilerin atalarını görüyoruz. Gene bu dönemde primatların evrimleşmesi, antropoidler artık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve platinik katemi dediğimiz bu burun yapısına göre bir ayrışma söz konusu bu dönemde. Biz katemi grubundanız. Yani burun deliklerimiz birbirine bakıyor. Dar buruna sahibiz. Bu dönemde artık platiniler, katemiler cinsel izolasyon nedeniyle, coğrafi etmenlerle birlikte yaşam alanları farklılaşmaya başlıyor. Ayrı yerlerde cinsel izolasyonları gerçekleşiyor ve cinsel izolasyon, yani fiziki bariyerler ve onun sonucunda oluşan cinsel izolasyon nedeniyle farklı yollara gitmeye başlıyorlar. Neojen dönemine geliyoruz. Bunun da kendi alt dönemleri var. İşte mastodon gibi hayvanların hakim olduğu, iri yırtıcı hayvanların hakim olduğu bir dönem. Artık gitgide işte Hindistan yerine çıkıyor, kuzeye doğru kayıyor, Avustralya, Güney Amerika tam olarak yerine yerleşmeye başlıyor bu dönemde. Ve tunduralar, savanlar, açık alanlar bu dönemde bu coğrafi farklılıklarla birlikte açık alanlar oluşmaya başlıyor. Bunun en önemli sonucu da elflerin ortaya çıkması, iki ayak üzerinde yürüyen insansı maymunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu dönemde işte bahsettiğimiz 16 milyon yıl öncesinde orangutan ayrılmaya başlıyor. Daha sonra 8-5 milyon yıl arasında da goril ve şempanzeler bizden ayrılmaya başlıyor. Biz farklı bir evrimsel sürece gidiyoruz. Dropithecus ve Ramapithecus bu dönemin en çok öne çıkan primatlarından. Burada Ramapithecus 16 milyon yıl önce yaşamaya başlayıp yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine kadar yaşamını devam ettiren bir tür. Tartışmalı bir tür. İnsansı olarak önce kafatası yapısından ve diş yapısından insansı olarak değerlendiriliyor. Fakat daha sonunda kuyruksuz maymun olduğuna karar veriliyor. Fakat kuyruksuz maymun olmasına rağmen bu açık alanların da ortaya çıkmasıyla birlikte artık iki ayağı üzerinde yürümeye başlıyor primatlar. Pliyosen döneminin farklı hayvanları. Pliyosen döneminde artık Australopithecus dediğimiz bugün bizim atamız olan ilk insansılar, hominidler ortaya çıkmaya başlıyor. Ve 3.75 milyon yıl öncesine ait ayak izleri bulunuyor. Bunlar Australopithecus cinsine ait bir ayak izi. Artık tamamen iki ayak, modern insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye başlıyorlar. Australopithecus'un 4 türü var. Afarensis, Africanus, Robustus ve Bozai. Dikkat ederseniz kafa yapısı iki ayaklı yürümeye başlamakla birlikte gitgide yukarı kalkmaya başlıyor. Çünkü leğen kemiğinizde, işte bacak yapınızda, femurunuzun pelvisinize giriş noktasında ayağa kalkmak için takım değişikliklerin yaşanması gerekiyor. Bu dönem bunlar da ciddi anlamda yaşanıyor. Kafanızı omurganızın üstünde tutan o büyük delik öndeyken geriye kaymaya başlıyor ve vücudunuzu dik tutmaya başlıyor o dönemki primatlar.
Ve en önemlisi de artık alet kullanmaya başlıyorlar. Bunun beyin hacminin gelişmesiyle, çünkü bu primatlarda her tür bir öncekine göre daha gelişmiş bir beyin kapasitesine, hem hacmine hem daha gelişmiş bir beyin kapasitesine sahipler. İlk olarak burada şeyler, rovastlar alet yapmaya, Old Wye George bölgesi diye bir bölgede aletler bulunuyor. Bunlar son derece ilkel aletler, sadece işte yongalar çıkartılarak yapılmış balta cinsi aletler. Daha sonra Homo habilislerin kullandığı aşölyen teknolojisine geçiliyor. Bunlar Australopithecus türünden evrilen insan türü ilk defa. Ve daha özellikle daha ince işte aletler yapmaya başlıyorlar. Daha sonra Australopithecus'ların son dönem üyelerinden, bozayelerden Homo habilisler üremeye başlıyor. Bunlar artık tamamen insan türüne giriyorlar. Avrupa'da da görülmeye başlıyorlar. Yaşam alanları farklılaşıyor. Ateş kullanıyorlar, alet kullanıyorlar. Ve yaklaşık 800 bin yıl kadar Australopithecus bozai türüyle Homo habilis bir arada yaşıyor. Daha sonra Homo habilisten Homo erectus, Homo erectus Homo habilisten evriliyor. Artık bu kuaternal dönem son dönem. Bu dönemde de işte Homo erectus'tan Neandertal'e bir geçiş var. Yaklaşık 150 bin ile 34 bin yıl arası Neandertal insanlar yaşıyor. Bugünkü şeylerin arkeik insanlara giriyor. Bugünkü modern insanın atası olarak değerlendiriliyor. Gerçi Neandertaller de tartışmalı bir grup ama genel kabul bu yönde. Ve daha sonra da Holosan dönemi, bu yaklaşık 10 bin yıl öncesinden günümüze gelen bir dönem. Gerçek bir dönem değil ama Holosan olarak adlandırılıyor. Ve bu dönemde de artık Neandertallerden ve arkaik sapienslerden günümüz modern anatomik insan olan Homo sapiens sapiens evriliyor. Ve modern çağa ayak basılmış oluyor. Çok kısaca ve çok özet olarak hani canlının oluşumundan insanın evrimine kadar biraz kafa karıştırıcı bir şekilde anlatmış oldum. Teşekkür ediyorum.